İyi akşamlar. 60 dakikaya hoş geldiniz. Bugün programı açılışta yanımda gördünüz. Görkem Öğüt'le birlikte açacağız. Endeksa CEO'su. Konut piyasasındaki son durumu konuşacağız. Bu hafta bir parça üzerinde duracağız bu meselenin. Bugün Görkem Bey'le başlayalım. Hoş geldiniz Görkem Bey. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi baktığımızda bunun haberini de biz verdik. Bloomberg HT'de de yer aldı. Web sitesinde de yer aldı. Bireysel kredilerde buraya yönelik özellikle işte tedbirler sonrası konut kredilerinde büyüme durmuş durumda. Yani evet. Veriler onu gösteriyor. Türkiye evet. Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı finansal istikrar raporuna baktığımızda 13 evet. haftalık yıllıklandırılmış büyüme Ekim ayı itibariyle %0 noktasına gelmiş. Şimdi buradan hareketle biraz konuşalım. Yani konut piyasasında şu an satışlar ne durumda? Hani kredi alınamaması durumunu anlıyoruz. Hangi koşullarda kredi alındığını vesaire onu da biraz konuşalım ama önce konut piyasasında an itibariyle satış rakamları bize ne söylüyor? Evet, yani durağan bir piyasadayız. Hı hı. Eylül'de de, Ekim'de de, hatta Ağustos'tan bu yana, hatta tam Nisan'dan bu yana, bu sene Nisan'ından bu yana aşağı yönlü satış adetlerinde bir tablo izliyoruz. Bu ay itibariyle %6'lara düştü krediyle konut alımı. Oldukça düşük bir seviye, yani tarihi düşüklükteki bir seviye. Baktığımızda kredi faiz oranlarıyla da bu oranın düşüşü paralellik gösteriyor. Yani o yükseldikçe diğeri de düşüyor haliyle. Fakat hani burada iki tane çerçeveden bakmak lazım. Biri yatırımcı çerçevesi, biri de gerçekten son kullanıcı, yani vatandaş çerçevesi. Evet. Yatırımcı çerçevesinden bakarsak eğer 2021 Kasım'dan beri inanılmaz bir piyasa yaşıyoruz. Yani bu doların yükselmeye başlamasıyla normalde yıllık %35'ler, %34'lerde artış, hatta pandemi döneminde düşüş de sergilemiş bir piyasa bir anda %137'lere, %140'lere, hatta %200'lere, %180'lere yakalayan bir artış gösterdi ki bu geçen senenin Eylül aylarına, Ekim aylarına tekabül ediyor. Şimdi haliyle bu seneden baktığımızda da hep geçen seneyle karşılaştırıyoruz. Aslında geçen sene çok normalin çok çok üzerinde, tarihi yüksek seviyeler görmüş bir piyasadan bahsediyoruz. Bununla karşılaştırdığımızda aslında yanılgı başlıyor olabilir. Kaldı ki işte yatırımcı bakış açısıyla baktığımızda geçen sene o dönemlerde alım yapmış kişiler şu an satmakta, herhangi bir aksiyon almakta tabii ki tedirginlik gösteriyorlar. Ama vatandaş bakış açısıyla bakarsak da son 4 aydır piyasa aslında beklenenin üzerinde bir artış sergilemiyor. Evet, artış devam ediyor, bir düşüş yok. Ama %100, %101, %99 gibi yine nispeten o döneme göre daha anlaşılabilir, enflasyonun biraz üzerinde seyreden bir artıştan bahsediyoruz. Bunun da önümüzdeki sene sonuna geldiğimizde enflasyona paralel bir tablo çıkaracağını ben açıkçası düşünüyorum. Yani %60'larda, 65 civarında yıllık bir artışla karşı karşıya kalacağız. Bu da ne demek? Evet, gayrimenkul alım satım için böyle bir anda bir senede hemen para kazanayım gibi bir durumdan çıkmış durumda. Yani geçen senenin öncesi 2021'de alanlar şu an %400, %500 gibi bir artışla karşı karşıyalar ki avantajlı durumda hissediyorlardır kendilerini. Ve fakat alım satımla şu an ben gayrimenkul alayım bir sene sonra satayım gibi bir dünya yok. Yani oturmak için alan isteyen insanlar daha çok alım yapıyorlar. Piyasa genelde onlardan oluşuyor. Buyurun. Onlar nasıl alım yapabiliyor diye, yani şunu soracağım. Sizin o değindiğiniz alan aslında bizim barınma krizi kapsamına doğru kaydığınızı hissettiğim için araya girip o soruyu da sıkıştırayım istedim. Çünkü bu kredi ortamında ilk defa alanlar için bir kolaylık var bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla daha doğrusu. Bir onun koşullarını da isterseniz konuşalım ve ne kadar ilk konut alanlara yani bir kolaylık sağladığını da anlamaya çalışalım. Yani kolay mı gerçekten, orası da mı zor yoksa? Yani konut için kullanılan kredinin taban miktarı aslında değişiyor. Yani birinde %80, birinde %60, böyle aşağı doğru ilerleyen bir... İlk alanda %80 mi karşılamıyor? O zaman eskisi gibi. Evet, yani ilk alanda... İkinci konutunu alanlarda zaten yaptırım var. Aslında yani orada, evet. Aslında diğerine bunu biraz şundan sorayım. Çok özür dilerim. Buyurun. Orada
yani ilk konutu alanlarda seviye nerede? Alım seviyesi alabiliyor mu onlar? Onu görebiliyor muyuz? Şöyle %6'ya düştüğünden dolayı artık neredeyse yani yok hükmünde bir rakamdan bahsediyoruz. Çok düşük bir rakamdan bahsediyoruz. %6'nın kaçı olacak diyorsunuz? Evet. Burada ama şöyle de bakmak lazım. Yani bunu hep negatif tarafından bakmayın. Bir de pozitif tarafından bakalım. Bu rakam aslında bu söylediğimiz dönemlerde de %20'lere düşmüştü, %15'lere düşmüştü. Yani bu en hareketli olduğu dönemlerde de %20-25 bandındaydı. Türkiye'nin en verimli olduğu dönemlerde de çıktığı rakam %35-40. Yani biz aslında yurt dışında olduğu gibi bu mortgage ülkesi değiliz. Yani mortgage ülkesi demek yurt dışında başka neredeyse hiçbir şeyle konut alınmıyor. %90'larda, 95'lerde, 85'lerin üzerinde krediyle alışveriş söz konusu. Bizde hep gayrimenkul nakitle daha ağırlıklı dönmüş bir duruma sahip. Fakat tabii şimdi vatandaşlar için olumlu, vatandaş çerçevesinden baktığımızda olumlu bir tablo var demiştim. Neden? Çünkü 3-4 aydır fiyatlar yükselmiyor ve piyasada satılmayı bekleyen gayrimenkul adedi artıyor. Hem kiralık tarafında hem satılık tarafında ki bu ay son her iki tarafta da %45 civarında artış var. Yani bir önceki aya neredeyse yarı yarıya artmış satılmayı bekleyen gayrimenkul. Aynı zamanda kiralanmayı bekleyen gayrimenkul adedi de. Bu tabii bu bolluk ister istemez fiyatları da aşağı doğru inmesine itecektir. Bir de yani dediğim gibi şey beklentisi vatandaşların daha çok yoğunlukla alımının beklentisinde yeni çıkacak kampanyaya odaklanmış durumda. Bu bir senedir konuşulan bir olay. Artık hani bütün sektör bunu bekler hale geldi. Olacak mı öyle bir kampanya? Ya işte iki tane beklenti var orada biliyorsunuz. İşte hem 1.2'lere düşsün hem de bir yandan da 1.9'lara düşsün hem de bir yandan da 15 sene. Ödeme planı olsun. Açıkçası kendi oturma barınma ihtiyacı için kullanacak insanlar bunu bekliyor. Beklemekte de haklılar haliyle. Yani bir kere ev alacağım. Onu da uygun bir şekilde alayım. Çünkü şu an piyasaya çıktığımızda 2.8'lerden bahsediliyor. Bu da bence ortalama. Özel bankaların kimisinde 3-3.5'lara çıkan seviyelerden bahsediyoruz. Yani yarı yarıya bir avantajdan bahsediyoruz kredide, faizden. Ondan dolayı bir barınmak için alacak insanların da bir bekleyişi, bu kampanyanın bir an önce çıkması konusunda bir bekleyişi mevcut. Şimdi uzun süre biz bu talep fiyat dengesini de konuştuk. Sizinle de konuştuğumuzu hatırlıyorum geçtiğimiz aylarda. Orada peki durum ne bu daralma kapsamında? Bunu aslında yani dünyada bir ölçüm matematiği var. Getiri dediğimiz yani bir yıllık kira, brüt kira getirisinin maliyeti oranı, yani yüzde kaç yılda amorti ediyor gibi de düşünebilirsiniz. Bizde amortisman diye de kullanılır. Bunun %4-6 arasında olması normal bir seviyedir. Yani 4'ün altında ise uzak durulması gerekir. Eğer kiralama maksatlı, yani kiradan gelir elde etme maksatlı o ev alınıyorsa, yani ben alayım, kirasında da geçineyim vesaire gibi bir bakış açısı varsa, bunun Türkiye ortalaması şu an %6.4'lerde. Bunun aşağı indiği, çok kötü duruma geldiği yerler de var. İyi durumda olan, yani işte bu Ankara'yı hemen söyleyebilirim. Ankara, hatta Ankara'nın Mamak ilçesi. Direkt de adres vermiyorum bu arada, yatırım tavsiyesi değildir ama hani bunun çok yüksek olduğu yerler de var. Neden? Çünkü niye kira... Mamak o kadar yükseldi? Depremden sonra kirada çok odak... Ankara yükseldi biliyoruz ama Mamak niye özel? Orada şey mi var yani? Belki konut... Herhalde öyle şey bir var. Herhalde bir rezerv. Aynen bir rezerv vardı. Ondan dolayı hareketlilikten dolayı orası özellikle öne çıkmış. Ama yani bu bize şeyi anlatır. Aslında kira piyasasıyla satış piyasasının dengesi nasıl? Yurt dışında nasıl? Yani Portekiz'de %13'lerde, işte İspanya'da %11'lerde gibi bir rakamlardan bahsediyoruz. Yani çok yüksek olan piyasalar da var. Ama bizde artık fiyatlar yükseliyor. Dolarla beraber iyice yükselmeye başlamıştı dediğim gibi 2021'in son aylarında. Kira onu yakalayamadı aslında. Ya bu demek değil ki kiraların daha yüksek olması lazım. Tabii ki değil. Yani zaten böyle bir şey böyle bir şey söylemiyorum. Ama aslında makas açıldı. Yani konut fiyatları beklenenin altında olması gerekenin çok daha üzerinde yükseldi. Kiralar daha bütçeye, cebe uygun bir şekilde yani Türkiye'nin alım gücüne uygun bir şekilde yükselmeye çalıştı. Yine de fazla yükseldi kabul ediyorum. Fakat yine de orada bir bariyere takıldı diyelim. Buna doğru bir gerileme de olabilir yani satış fiyatlarında ki benim de dediğim gibi şu an %100 olan yıllık değişimin gelecek sene bugüne geldiğimizde %60'lara
gerilemesi, yani bir daha enflasyona, hatta belki biraz daha altı bile olabilir, gerilemesini ben bekliyorum. Çünkü aradaki makas dediğim gibi fazla ve stok adedi de giderek artıyor. Bu tabii vatandaş açısından çok pozitif bilgi. Şimdi bu stok adedim, yani kiralık tarafına... Her ikisinde de bu arada aynı durum aşağı yukarı. Öyle mi? Evet. Peki. Bu konut piyasasındaki durgunluğun aslında kiralık taraf için bir avantaj da bir anlamda yarattığını anlıyorum ben. Şöyle ki, yani satılamayan, talep görmeyen, işte alınamayan evler kiralık piyasasına katılıyor anladığım kadarıyla. Kiralıkta çok daha enteresan etkenler de oldu. Bu özellikle yeni çıkan günlük kiralıkların yasaklanması. Evet, o da var. Bu kiralık piyasasını çok değiştirdi. Yani doğrudan uzun dönem kiralamaya itti elinde kirayla geçinen insanları. Bu da tabii bir anda bu işte adetlerin yükselmesine de destek oldu. Bir anda kiralık miktarı arttı. Dediğim gibi mesela son 4 aydır satış piyasasında bir sabit bir gidiş varken kiralıktaki bu gidiş sabitlenme Temmuz ayından beri sürüyor. Yani Temmuz ayından beri satılığın biraz daha üzerinde yıllık %120, %130 gibi, yani %20-30 daha yüksek bir şekilde artışını sürdürüyor, ama sabit bir şekilde sürdürüyor. Yani böyle bir ciddi bir yukarıya doğru sıçrama yok. Fakat hani hatta son 2 ayda, yani şöyle bakacak olursak Ağustos ayından bu yana da artışta da yükseliş var. Yani %35'lerden %20'lere doğru da gerilemiş bir durum var. Yani artışta yükseliş mi? Gerilemede? Artışta yükseliş. Artışta azalış. Azalış tamam. Evet, ben yanlış mı anladım? Evet, yok, artışta azalış, pardon. Bu da dediğim gibi miktar arttıkça, yani kiralanmayı bekleyen, satın alınmayı bekleyen konut miktarı arttıkça bu miktarlarda daha normalize olacak diye. Kira fiyatlarında gevşeme devam edebilir diye bekleyebiliriz. Evet. Ama tabii onu biraz kafamızda somutlaştıralım. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Vaktimiz de azalıyor. İstanbul'daki ortalama kira fiyatları üzerinden konuşalım mı? Olur. Yani merkezde nasıl, çeperde nasıl? Orada gevşeme görüyorsanız ne oranda görüyorsunuz? Yani mesela 40 binlik ev 38 bandına mı geliyor? Evet. 45'lik 40'a mı geliyor? Zaten 20'ye falan artık çok İstanbul'un dışına doğru var sadece. Hem satılığa, ikisine de bakalım bir daha bakalım. İyi bir resim çıksın. Yani tamam. Aslında daha iyi olur, doğru söylüyorsunuz. Satılıkta direkt en yüksek yıllık değişime sahip yerleri sırayla sayarsam aslında biraz anlaşılacak. Tamam. Şile, Beykoz, Çatalca, Arnavutköy gibi çeperler. Yani çeperlerde hareket daha yüksek ve orada fiyatlar biraz daha agresif ilerliyor. Normal, yani talep de oraya kaymış durumda ama bu arada. Ama bu söylediğiniz sanırım, yani benim az önce çeperlerde daha düşük derken bu söylediğiniz deprem etkisi yani. Düşük olduğundan dolayı oraya talep artıyor. Ondan mi? Dolayı tamam, da orada fiyatlar yüksek, daha yüksek artıyor. Tamam. Hani diğer yandan, taraflar artık yükseldiğinden dolayı talep az. Talep az olduğundan dolayı da fiyatlar çok fazla artmıyor. Ondan dolayı asıl hareketlilik şu an İstanbul'da çeperlerde sürüyor. Kiraya şimdi bakacak olursak da kirada da yine Silivri, Sultanbeyli, Sancaktepe, Şile, Çekmeköy, Pendik, Tuzla, bunlar %180, %150 kiraların arttığı yerler. Yani yine aynı durum. Diğer yerlerde ortalama kira çok yüksek olduğundan dolayı, ki bunların hemen ortalama kirasını söyleyeyim. 12 bin, 13 bin, 14 bin, 20 bin, 17 bin gibi, yani 15-20 bandı arasında değişen yerler. En az artan yerlere baktığımızda işte Sarıyer, Şişli, bunlar 40 bin. Yine 21 bin var ama Beşiktaş 38 bin gibi, artık ortalamanın üzerinde olup da bir yere gidemeyen fiyatı anlamında yerler. Hı hı. İnsanlar gerçekten bu yeni gayrimenkulde oluşan piyasa sonucunda, durağan da bir piyasa var, hareketsiz de bir piyasa var, daha çok kiralıkların aktif olduğu, hı hı, satın almaların yavaşladığı bir piyasa var. Kendi bütçelerine uygun bir şekilde hareket etme ihtiyacı hissediyorlar. Gayrimenkulün bir yatırım aracı olmaktan çıktığını söyleyebiliriz aslında son birkaç aydır. Yalnız bu nasıl yatırıma da nasıl gözle baktığımıza bağlı. Yani ben bir yılda koyayım, iki yılda koyayım, hemen geri alayım, artık bitti. Hı. Fakat gayrimenkul her zaman Türk halkının çok sevdiği bir yatırım alanı. Her zaman öyle i̇htiyaç oldu. İhtiyaç alanı bir de yani. Hem de ihtiyaç alanı. Yani 4 sene, 5 sene, 6 sene beklendiğinde, ki yani 5-6 senede %700'lerden, 800'lerden bahsediyoruz son 5-6 senemize baktığımızda. Hala yatırımcının tercihi bu yönde devam ediyor da demek mümkün. Ama oturmak için, yani barınma ihtiyacıyla alacak kişilerin de
çıkacak kampanyaya odaklandığını biz her an, her ortamda görüyoruz. Peki, o zaman buradan anladığım kiralık tarafında özellikle doygunluğa ulaşmış yerlerde bir miktar daha kışın da gelmesiyle gevşemenin söz konusu olabileceği. Evet, evet. Bu konut piyasasındaki durgunluğun, daralmanın ne kadar derinleşmesini bekliyorsunuz önümüzdeki dönemde? Açıkçası yani bu açıklanan politika planıyla aynı doğrultuda bir gelişme bekliyoruz. Yani önümüzdeki senenin ortalarına doğru bir rahatlamadan bahsediliyor. Aynı şekilde bir gidişat olabilir. Tabii bu kampanyanın etkisi nasıl olacak, evet, onu da bilmiyoruz. Türkiye'de her kampanyada fiyatlar yukarı doğru çok hareket etti. Ama burada önlemler çok iyi almış durumda bu sefer. İşte birinci konut muhakkak önceliklendiriliyor. BDDK önüne zaten %80, %60 gibi engeller koydu. Yani o da bir ayrıca engel oluşturacak. Ona dolayı ihtiyaç sahiplerine kampanyanın çıkacağına dair bir izlenim var. Herkes de kendini öyle konumlandırmış durumda. Yani ben yatırım maksatlı alan insanlar şu an açıkçası beklemiyorlar, alıyorlar. Bu gördüğümüz satışlarda büyük ihtimalle onların zaten satışları. Ama barınma ihtiyacı ve ilk konutunu alacak insanlar kampanyaya odaklanmış durumda. Peki son bir soru, çok kısa bir cevap. Yabancıların piyasadaki rolü ne şu an? Yarı yarıya düştü. Yani açıklanan rakamlar da öyle. Bunda tabii şeyin etkisi çok büyük. Bu günlük kiralama işlerinin ortadan kalkması çok büyük. Uzun vadeli kiralama yapmak istemiyor yabancılar alıp da. Çünkü uğraşamıyorlar, yurt dışındalar. Opere edecekleri bir ortamları yok. Bir yandan da işte bizim zaten kiralarla ilgili yıllıkta engellerimiz var. İşte %25 barajı vesaire gibi. Onlar da boş tutma yoluna gidiyorlar. Bu da ayrıca kötü bir durum bu arada. Yani pek çok yabancının evi şu an boş bir şekilde duruyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bunların hepsi kümüle bir şekilde talebi tabii azaltıyor. Görkem Bey, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Çok sağ olun. Kısa bir araya gidelim. Devam edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz 60 dakikaya. 60 dakikanın bu bölümünde Doktor Altay Atlı konuğumuz, Atlı Global Direktör Altay Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Epey arayı açmıştık. İyi oldu şöyle bir küresel görünümde ne oluyor, ne bitiyor ticaret ekseninde ve işte ekonomik ilişkiler çerçevesinde hangi işaretleri görüyoruz? Bir değerlendirelim sizinle istedik. Şimdi en son Biden-Xi görüşmesini, evet, takip ettik ama biraz filmi geriye saracak olursak biz aslında Çin-Amerika ilişkilerinde Trump döneminde başlayan bir eksen değişimini, öyle ifade edeyim ben, gözlüyoruz. Yani bir tür Çin'le mücadele dönemine kayışı takip ediyoruz. Stratejik ağırlığın daha böyle Asya-Pasifik bölgesine doğru kaydırıldığı, Amerika'nın bağımlılıklarını azaltmaya çalıştığı, tabii bu arada küreselleşmeye ilişkin yeni söylemler de, evet, mevzu bahis. Avrupa Birliği'nde özellikle savaştan sonra, yani Rusya-Ukrayna savaşından sonra bu gemiye dahil olduğu bir süreci takip ediyoruz. Şimdi bu çerçevede yine AB tarafından alınan bir önemli karar var son dönemde takip ettiğimiz. O da bu bir anlamda bu ikiz bağımlılığını giderme adımı olarak da yorumlayabiliriz. Bu kritik metallerde, nadir metallerde artık daha kendi içine dönme, öyle tarif, evet, edeyim. Çünkü notlarıma da bakıyorum, diyor ki özellikle elektrikli araçlarda kullanılan bu materyaller, lityum, evet, nikel, alüminyum gibi en az %10'unu kendimiz çıkaracağız diyor. Yine en az %40'ını kendimiz işleyeceğiz, %25'ini geri dönüştüreceğiz ve herhangi birinde bu ürünlerin bağımlılık, bir ülkeye bağımlılık %65'i, evet, geçmeyecek, evet, diyor. Dolayısıyla önce şunu sorayım, bu nadir metallerde Çin'in büyük oyuncu olma pozisyonunu ne oranda etkiler? Oradan bu çerçevede Biden-Xi temaslarına geçeriz. Evet, yani şimdi baktığımızda tabii ki bu bahsettiğimiz nadir metaller,
kritik ham maddeler Avrupa Birliği'nin kullandığı ifadeyle bunlara olan hani ihtiyaç, bunlara olan talep hızla artıyor. Hı hı. Yeni teknolojilerde hep bunların kullanıldığını görüyoruz. İşte elektrikli araç yapacaksanız onun batarya ihtiyacı var. O batarya içinde lityuma ihtiyacınız var. Aynı zamanda mesela Avrupa'nın şu anda dünyada hani büyük ölçüde öncü konumda olduğunu söylesek yanlış olmaz. Bu yeşil temiz enerji, enerji dönüşümü, yeşil dönüşüm konularında da aslında bu metallere, bu şeylere, ham maddeye ihtiyaç var. Dolayısıyla çok hızlı artan bir talep var. Ve aynı zamanda da tabii bu ham maddenin olduğu yerde hani büyük ölçüde Çin'de var. Başka ülkelerde de var. Avrupa'nın bağımlılığı sadece Çin'e değil ama en kritik olan, en hani hem ölçek olarak hem en yüksek olan hem de siyasi, jeopolitik olarak en fazla zorlayan taraf Çin tabii ki. Dolayısıyla böyle bir koşullar altında talep artarken bir taraftan hani arz güvenliğini de korumak ve bu teknolojilerdeki yarıştan geride kalmamak için Avrupa'nın bu hamleyi yaptığını görüyoruz. Şimdi burada tabii ki Çin hani burada temel bir üretici, temel bir tedarikçi konumunda. Bunu değiştirmek çok kolay değil. Ama Avrupa'nın girişimi de burada mümkün olduğunca biz kendi kendimize yeter olalım. %65'i geçmesin. Gerçekçi de aslında, yani öyle tamamen kendi kendimize yeter olalım demiyor. İşleyeceğiz diyor, recycle edeceğiz, geri dönüştüreceğiz diyor. Mümkün olunca kendimiz yapacağız diyor. Bence buradaki temel konu şu olacak. Çok yeni şeylerden bahsediyoruz aslında. Yani elektrikli araçlar bile aslında son birkaç yılda böyle çok fazla konuşur olduk, hayatımıza iyice girdi. Bu bahsettiğimiz yeni teknolojiler, enerji dönüşümü aslında çok yeni konular. Şimdi ve bunlar devam ederken bence burada Avrupa'nın yapması gereken şey gerçekten kendi kendine yeter ve mümkün olduğunca dışarıya bağımsız demeyelim, az bağımlı diyelim olmak istiyorsanız hani burada bu metallerin, bu ham maddenin kullanımıyla ilgili teknolojiler üzerine, yeni süreçler üzerine kafa yormak, burada işte hani üniversiteler, teknoloji merkezleri bunlara görev düşüyor. Şunu demek istiyorum. Çeşitlendirebilirsiniz, lityumu farklı yerden alabilirsiniz, recycle edebilirsiniz. Evet, işte bütün bunlarda da yaparken bir taraftan da işte bu lityumu daha etkin nasıl kullanabilirim, daha sürdürülebilir bir şekilde nasıl kullanabilirim, bir birim lityumdan daha fazla nasıl çıkartabilirim ve aynı zamanda lityumun alternatifi ne olabilir? Hani çünkü çok yeni şeyler, evet lityumla çalışıyor. Ama işte hani bu koskoca bir bilim dalı. Bütün buralarda yani Avrupa'nın burada gücü bence Avrupa'nın bilim üretmekte, bilgi üretmekteki gücü üzerinden şekillenecek. Yoksa yani Çin'e %90 bağımlıyız ama biz onu %65'e indirdik. Evet gerçekçi olabilecek bir şey ama uzun vadede aslında Avrupa'nın istediği bir şey, yani yeterli bir şey değil bence bu. Tam tersi Avrupa'nın burada bunların kullanımında, bu ham maddenin kullanımında hani daha sürdürülebilir, nasıl olabilir, daha fazla alternatif nasıl çıkartıyor? İşte oradaki bilimsel atılımları yapmak Avrupa için önemli olacak. İşte bunu da göreceğiz. Yani evet. Avrupa'da son yıllarda o anlamda Amerika'yı ayırıyorum ama Avrupa'da bir ataletten sıkça çeşitli makalelerde yıllardır söz ediliyor. Bu anlamda bir hareketlenme yaratır mı Avrupa ekseninde, yoksa Amerika'da o işler, hani Amerika'nın kendi yapısı itibariyle üniversiteler bilgi üretme konusunda sürekli rekabet içinde olduğu için orada tabii daha farklı ilerlediğini söylemek mümkün. Peki bu söylediğiniz yere varana kadar en nihayetinde bir takım alternatif ülkeler de gündeme gelmek durumunda. Yıldızı parlayacaklar tırnak içinde kimler olacak sizce? Burada tabii ki yani yıldızı parlayacaklar, hani eğer bu ham maddeler üzerinden bakacak olursak tabii ki. Burada hani mesela şöyle bir anekdot değil de bir bilgiyle, bir haberle geçenlerde Kazakistan'dan bir heyet Almanya'daydı. Ve şunu söylediler. Aslında o sizin listeniz var, işte 16 Avrupa Birliği'nin 16, biraz önce bahsettiğiniz plan, 16 tane kritik ham maddede bağımlılığı azaltmak, bir de 30 ham maddeli, 30 metalli bir listeleri daha var. İkinci liste. Evet, daha geniş kapsamlı liste. Kazakistanlılar şunu dediler, bunların bir kısmı bizde var, üretiyoruz. Bir kısmı da aslında olduğunu biliyoruz ama daha çıkartamadık onları. Yani aslında Çin'in buradaki konumu
sadece bütün bunların hepsi Çin'de var değil. Çin ilk bunları hani var tabii ki ama olanı da ilk çıkartan, ilk işleyen ülke olmuş. Şimdi dolayısıyla bu süreç içerisinde işte Kazakistan gibi ülkeler hani bunun yaratacağı orada artan talep, yani Çin dışına artan taleple birlikte bakın işte Kazakistan'dan heyet Almanya'da biz de yapabiliriz diyor, bizde de var diyor. Daha çıkartamadık ama yeterli teknolojiyle, yeterli yatırımla belki sizlerin de katkısıyla biz bunu çıkartıp sizin kullanımınıza sunabiliriz. Dolayısıyla yeni aktörleri göreceğiz. İşte Kazakistan gibi burada veya başka birçok ülke olabilir. Türkiye'yi de buraya koyalım. Bazı alanlarda Avrupa'nın Türkiye'ye de bağımlılığı var bu anlamda. Dolayısıyla burada bir ivmelenme, yani hani Çin artık bu kadar bağımlı kalmanın istenmediği bir ortamda işte hani bu ham maddelere sahip olan ülkeler ama henüz yeterince işleyemeyen ülkeler bunların giderek daha fazla ön plana çıkacağını, hani oradaki pastadan çünkü pay almak isteyeceklerini görebiliriz diye düşünüyorum. Evet, yani şimdi tabii bu süreç aslında önümüzdeki dönemde yatırımların nerelere, yani evet, paranın nerelere akacağına dair de önemli işaretler barındırıyor. Şimdi yine Çin üzerinden bir şeyi daha sizinle paylaşmak ve sormak istiyorum. Yine oradan da Almanya'ya geçelim istiyorum. Biraz o yüzden de bunu hatırlatıyorum. Siz de Almanya'daydınız, onu evet, da biliyorum. Hem izlenimlerinizi de merak ediyorum. Şimdi Çin'in elinde tuttuğu Amerikan tahvil stoku son 5 yılda ciddi şekilde azalmış. Bir yandan da yine Çin'deki şirketlerle ortaklık yapan, oraya işte para akışı sağlamış olan batılı şirketlerin buradan çıkma hamlelerine de şahitlik ediyoruz. Evet. Onların orada işte ciddi bir seviyesi de var yıllar içinde biriken. Toplam stok 1,5 trilyon dolar. Onu not almıştım. Hayli ciddi. Şimdi dolayısıyla bu şirketler buralardan çıkıyor. Hem de yaptıkları yatırımı böyle çeşitli iskontolarla devrederek, satarak çıkıyorlar. Çünkü artık burada hani iş yapma olanaklarının pek mümkün olmadığı kanaati hasıl olmuş durumda. Şimdi devamı bunun nasıl gelir? Yani Çin'de iş yapma olanaklarının olmayışı, bu şirketlerin listesi uzar mı, devam eder mi? Çin açısından görünümü nasıl etkiler? Evet, bir onu sorayım. Sonra Çin'den aldığı etkiyi Almanya'nın hem Rusya'dan hem Çin'den aldığı bir daha sormak istiyorum ki orada kendi mali politikalarını değiştirme noktasına kadar geldi. Şimdi bu tabii Çin, hani dediğiniz gibi Trump döneminden beri bir süreç var ortada. Hani biraz hani inişli çıkışlı da, bazen daha olumluya gidiyor, bazen hani daha olumsuz oluyor. Ama hani Çin'le Amerika ve Çin'le Batı arasında böyle bir şey var, bir olumsuz durum var. Ve bunun şirketlere yansımasını da gördük aslında. Hani somut yansımalarını da gördük. Hani Amerikalı şirketlere, Kanadalı şirketlere daha farklı hani Çin'de bazı uygulamalar ve hani artık dediğiniz gibi burada Çin'den yavaş yavaş çıkmaya başlamaları. Şimdi ben açıkçası bunun çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Niye? Her iki taraf açısından da bu çok anlamlı, daha doğrusu çok hani faydalı bir durum değil. Şimdi Çin'in aslında şu anda giderek hani bu çıkan yabancı firmaları, kaçan yabancı sermaye geri çekmek, tekrar cazip hale getirmek için çabaları olduğunu görüyoruz. Çünkü Çin'in bütün büyüme hikayesinde 1970'lerden beri zaten yabancı sermayenin önemli bir rolü var ve hala da var. Ve gelinen noktada bakın mesela işte Biden-Xi görüşmesi dedik. Aslında Xi San Francisco'ya gittiğinde oradaki önemli görüşmelerden bir tanesi, tabii ki Biden'la yapılan görüşme önemli. Ancak orada Amerikalı şirketlerle bir araya geldi ve birkaç kere işte ben tabii hani basından okuduğum kadarıyla paylaşıyorum. Birkaç kere ayakta alkışlandı filan ifade ediliyor. Hani niye? Çünkü orada bir takım hani taahhütler veya işte gelin hani tekrar hani yatırım yapın, Çin açık buna şeklinde hani bir hani konum olduğunu orada düşünüyorum. Diğer ülkelerin hani bu batılı şirketler açısından da Çin pazarı öyle çok kolay vazgeçilebilecek bir yer değil. Dolayısıyla bu yaşanan gelişmeler hani mevcut durum, mevcut konjonktürden dolayı Trump döneminden beri olmuş bir süreç. Çin'in politikaları da tabii ki hani burada etkili oldu. Ancak her iki tarafın da
Yani çok da işine gelen bir durum değil. Çin tarafından bu açılımları görüyoruz bence. Hani tekrar yabancı sermayeyi geri çekebilmek açısından. Zaten hani batılı ülkelerin firmaları da hani Çin'de olmalarının bir sebebi vardı. Ve o sebeple hala devam ediyor. Yani niye? İşte büyük bir pazar diye veyahut işte uygun tedarik zincirleri nedeniyle bunlar hala devam ediyor. Dolayısıyla bunun siyasi koşullardan dolayı oluşmuş geçici bir durum. Uzun vadede aslında ekonomik rasyonelitenin her iki taraf açısından da ağır basacağını ve işte o şirketlerin Çin'e geri döneceğini düşünüyorum. Peki o zaman bu Çin'le mevzu bahis olan sürecin belki de etkisini en fazla hisseden ülkelerden biri Almanya. Yani Almanya'nın o temel modeli, yani işte çünkü Rusya'dan da aldığı bir etki var kriz nedeniyle, Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle. Şimdi hani oradan uygun maliyetle enerjiye sahip olup ondan sonra işleyip kendi katma değerini ekleyip özellikle Çin'e satma modelinden bahsediyorum. Şimdi Almanya'da o katı mali disiplinin esnetilmesi, biraz gevşetilmesi tartışması var. İşte en son Almanya Maliye Bakanlığı'nda bütçeden sorumlu müsteşar bir mektup göndermiş haberi vardı bugün. Orada da tüm federal bütçedeki harcama taahhütlerinin geçici olarak dondurulduğu açıklandı. Evet. Yani Almanya'dan pek duymadığımız böyle enteresan gelişmeler, haberler geliyor. Orada olduğunuzu da biliyorum. Biraz sizin izlenimlerinizi merak ediyorum. Yani Almanya açısından bu süreç Almanya'nın bundan sonraki adımlarını ne kadar derinden etkiliyor? Evet, bu süreç çok enteresan bir süreç aslında. Hani Almanya'dan hani çok beklenmedik dediniz. Gerçekten de öyle. Ama aslında bütün Avrupa genelinde ve Almanya tabii Avrupa'nın başat aktörlerinden biri olarak ve bütün bir etkileri yaşayan, işte Rusya olan süreci yaşayan, Çin'le ilgili süreci yaşayan Almanya'da hani bunun etkilerini görüyoruz. Tabii ki ben birkaç günlüğüne gittim. Yani orada hani her şey aslında böyle günlük güneşlik görünüyordu ama hani tabii bu çok kolay değil o derinlemesine o şey yapmak. Ama şöyle bir şey var. Yani bu katı mali kurallar, bunların biraz esnetilmesi, askıya alınması. Aslında baktığımızda hani Avrupa Birliği'nin de bu kuralları var. Almanya'nın da kendi mesela ta 2008'deki krizden beri bu işte hani çok şu sularda çok tartışmaya işte açılan ne işte borç freni dedik ne o da hani kamu açığı toplam gayri safi yurt içi hasılanın %35'ini geçmeyecek şeklinde nedir? O da bir istikrarı sağlamak, bir disiplini sağlamak ve bu şekilde çok fazla orayı zorlamadan, bütçeyi zorlamadan süre yoluna devam etmek ama İşte dediğimiz gibi Covid geldi, Çin'le olan işte bu gerilim geldi, Rusya meselesi geldi. Bir taraftan şunu da unutmayalım hani Almanya'da bu işte yeşil dönüşüm, bu yeşil dönüşüm demek ciddi bir hani sanayi dönüşümü demek. Bütün bunların altına hani taşın altına elini soktu ve öncü bir ülke olarak. Şimdi bunların hepsi yatırım gerektiriyor. Ama bir taraftan da tabii kısıtlamalar var. Hatta geçen gün bir şey vardı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı vardı. Bu pandemi zamanındaki 60 milyon euroluk bir hani pandemi döneminde kullanılması için ama kullanılmamış olan bir miktarın iklim değişikliği için ve mücadele için kullanılmasının anayasaya aykırı olduğu, dolayısıyla iptal edilmesi şeklinde bir girişim de vardı. Şimdi bence şöyle... Bu zaten bu borç freni, o limit, %35'lik limitin aslında defalarca askıya alındığını gördük. Yani hani işte Covid zamanında askıya alındı. 2022'de Ukrayna'daki savaş nedeniyle alındı. Şimdi tekrar belki geri getiriliyor ama bir yandan da istisnalar getiriliyor. İşte özel fonlar çıkartılıyor oraya hani farklı yerde yatırım yapmak için. Şu anda Almanya'nın ihtiyacı olan şey bence... Birincisi tabii ki bu yeşil dönüşüm, orada hani bir liderliğini korumak ve sanayisini bu şekilde transform dönüşüme sokmak. Ama diğer taraftan da Almanya işte o her zaman Almanya'yı bildiğimiz o kaliteli, yüksek katma değerli büyüme ivmesini, gücünü kaybetti. Ve dolayısıyla uluslararası alandaki rekabet gücünü kaybetti. Bir taraftan işte Rusya ile Çin'le olan meseleler derken bu iyice zedelendi. Yani Almanya'nın aslında bir borç sorunu yok.
Almanya'nın bir o anlamda, hani mali anlamda bir sürdürülebilirlik sorunu yok. Almanya'nın aslında işte yeni katma değerler üretme, sanayisini, ekonomisini işte daha ileriye götürme, büyümesine götürme, işte o eski Almanya'yı tekrar hani geri getirme gibi bir aslında ihtiyacı var. Dolayısıyla işte bu borç işte limitleri, mali kurallar, bütün bunların biraz daha artık esneyeceğini, bu öncelikler doğrultusunda. Tabii ki bu bir aynı zamanda siyasi bir tartışma ve Almanya'yı da aslında bayağı bölen de bir siyasi tartışma. Ama Almanya'nın asıl ihtiyacı bu. Dolayısıyla hani ben önümüzdeki dönemde hani burada daha esnemeler, bu mali kurallar konusunda, borç limitleri konusunda daha fazla esnemeler olacağını, daha fazla istisnalar olacağını, Almanya'nın hedeflerine yönelik harcamaların daha rahat yapılabilmesi için göreceğimizi düşünüyorum. Süremiz çok azaldı ama şöyle yine son iki dakikada kısa bir Rusya üzerinden de bir soru sorayım istiyorum. Rusya'nın büyüme verisi geldi geçtiğimiz günlerde. %5.5 savaş öncesi seviyelere gelmiş pek çok sektörde. Burada özellikle enerji tarafından aldığı bir olumlu etki de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burayı Orta Doğu'daki krize de bağlayayım ve o taraftaki gelişmeleri de göz önünde bulundurduğunuzda yayılmayacağı öngörüsü var. Ne beklersiniz özellikle enerji tarafında ve onun bu krizlere etkisi, dolayısıyla krizlerden de çevreye ekonomik etkileri bakımından? Evet, Rusya'nın büyümesinde tabii hani şeyi de söylemek lazım, bir baz etkisi de var. 2022'ye kıyasla tam şu anda biz hani 3. çeyrek rakamları açıklandı. 2022'nin 3. çeyreğine, yani savaşın ekonomideki etkilerinin en derin görüldüğü dönemin bir yıl sonrası olduğu için onu da söylemek lazım. Tamam. Dolayısıyla hani ama tabii bir büyümenin, hani bununla birlikte Rusya'nın büyümesinin, büyümeye devam etmesinin bir sebebi de var. Bu şöyle görüyorum ben. Tabii ki Batı'dan yaptırımlara maruz kalan Rusya bundan şüphesiz etkileniyor ama diğer taraftan dünyanın diğer taraftaki ortaklıklarını da güçlendiriyor. Özellikle enerji alanında. Burada tabii ki yani kolay bir süreç değil. Rusya açısından da kolay bir süreç değil. Yani güçlendiriyor derken Rusya-Çin ilişkilerine baktığımızda birçok şey konuşuldu. Yani sadece enerji ticareti değil, işte ortak teknolojiler, ortak yatırımlar falan dendi ama herkes çok temkinli. Yani evet, hani Rusya başka partnerler buluyor ama herkes yine de temkinli. Onu da söylemek lazım. Ama enerji üzerinden okuyacak olursak, şimdi mevcut bir durum var Orta Doğu'da, İsrail-Filistin çatışması devam ederken, dediğiniz gibi bunun hani daha fazla yayılmayacağı, petrol üreticisi diğer ülkeleri, İran'ı mesela içine almayacağını ve o ülkelerin de son derece temkinli olduklarını gördük. Dolayısıyla hani burada Rusya'nın da durumunu içine bu konuda hani içine katarsak, aslında bu yani enerji piyasalarındaki istikrarlı gidişatın devam edeceğini açıkçası söyleyebiliriz. Orada çok büyük böyle bir hani fiyat şoklarının hani, tabii ki her şey çok hızlı değişiyor dünyada. Öyle, ama Rusya tarafından da baktığında, Orta Doğu'daki üreticiler açısından da bakıldığında orada hani çok böyle piyasaları zorlayacak, hani sarsacak bir durum olmadığını da görüyoruz. Rusya ekonomisi nereye gider bilemeyiz. Hani bu ne kadar bu hani bu rakamlar kalıcı olabilecek. O biraz bence hani şüpheli olabilir. Ama hani şimdilik böyle çok hani dünyayı panike sevk edecek bir durum olmadığını düşünüyorum açıkçası. Oyun bozucu bir görünüm henüz yok. Peki çok teşekkürler Altay Bey, katıldığınız, katkınız için. Perşembe günü biliyorsunuz Merkez Bankası'nın politika faizi kararını bekliyoruz. Öncesinde öngörüler ne söylüyor? Bloomberg HT'nin anketi de sonuçlandı. Bir bakalım. Bloomberg HT'nin Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete katılan 27 kurumun medyan beklentisi, bu toplantıda faizin 250 bas puan artarak %37.5 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Kasım ayı faiz anketinde maksimum beklenti %40, minimum beklenti ise %37.5 seviyesinde gerçekleşti. Ankette 2023 yıl sonuna ilişkin medyan beklenti ise %40 seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonuna dair maksimum faiz beklentisi %42.5 olurken minimum beklenti %38 seviyesinde kaydedildi. Ayrıca anket katılımcılarına faizde 2024 yılına dair zirve beklentileri ve ilk indirim zamanına dair tahminleri de soruldu.
Buna göre 20 kurumun katılımıyla ortaya çıkan sonuca göre 2024 yılında faizin %40'la zirve yapması bekleniyor. Zirve tahminine ilişkin maksimum beklenti %42.5 olurken minimum beklenti %38 oldu. Diğer yandan faizde ilk indirim beklentilerini de paylaşan 15 anket katılımcısının 7'si Merkez Bankası'ndan ilk hamleyi 2024'ün son çeyreğinde bekliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Ekim ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan yükselterek %30'dan %35 düzeyine çıkarmıştı. Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını 23 Kasım Perşembe günü açıklayacak. 60 dakika yeni bir konukla devam ediyor. Murat Akyüz, Akyüz Plastik Yönetim Kurulu Başkanı konuğumuz. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş İyi akşamlar. İyi yayınlar. Şimdi sektörün verilerine baktığımız zaman hani böyle bir kademeli bir daralma, bir düşüş var PMI verilerinde özellikle. Ama son 4 ayda da o düşüş hızında bir sanki bir normalleşme, bir durgunlaşma var gibi yani hani. Hala eşik seviyenin altında. Dolayısıyla biraz devamını nasıl beklediğinizi merak ediyorum. Bugüne baktığınızda hem yeni sipariş görünümüne, yeni ihracat siparişleri görünümüne baktığınızda nasıl gelir? Daha mı iyi gelecek, daha mı kötü gelecek? Aslında benzer rakamlarla karşı karşıya kalacağız. Gelecek dönemlerde özellikle Avrupa Birliği'nde siparişler aslında 2024'ün sonuna doğru daha da kesinleştirilmeye başlandı. Çoğu firma 2024'te ne üreteceğini şimdiden belirlemeye başladı. Hı hı. Biraz daha kısa vadeli siparişlere baktığımız zaman ki Türkiye'de bu çok fazla var. O konuda da çok fazla negatif bir şey görmüyoruz ihracata yönelik olarak. Ama yurt içindeki daralmanın da ihracattaki rakamları üretici açısından dengelediğini görüyoruz. Şimdi ihracata daha fazla yoğunluk vermeye çalışan firmalar var. Fakat üretim ayağında çok tecrübeli olan ama ihracat ayağında tecrübeli olmayan firmaların bu konuda biraz daha tutuk olduğunu görüyoruz. Şimdi yurt dışı ziyaretleri tamam, fuarlar tamam fakat bu tabii biraz daha uzun vadeli bir süreç. Bir maraton gibi görelim. Ve bu maratonda ihracat tecrübesi çok daha fazla olan firmaların çok daha hızlı atak olduğunu görüyoruz. Özellikle Avrupa Birliği halen o %50 seviyesindeki o sepetten azalma görmüyoruz. Amerika'nın çok ciddi şekilde artışı var. Fakat Amerika ticaretinde de maalesef diyorum lojistik sektöründeki ani fiyat düşüşleri Türkiye'nin aleyhine dönmeye başladı. Sebebi Uzak Doğu'dan yapılan ihracatların çok çok düşük fiyatlarda Amerika pazarına varıyor olması. Ve baktığımız zaman Pasifik Okyanusu'nun Amerika ile Çin arasında sadece bir neredeyse deniz gibi olduğunu düşünüyoruz okyanus ama gördüğümüz kadarıyla çok daha hızlı ve etken şekilde Batı yakasına ürünleri Çin'in ulaştırma kabiliyeti var. Türkiye bu yönüyle baktığımız zaman Amerika'nın doğu yakasında tamam daha hareketli ama maalesef lojistikten dolayı maliyetlerimiz biraz daha dezavantajlı hale gelmeye başladı son dönemlerde. Bu Çin'le hali hazırdaki derinleşen durumun bir etki üretmesini bekliyor musunuz? Az önce Altay Bey'le de konuşuyorduk. Yani hani biraz Çin'e set çekme politikalarının devam ettiğini görüyoruz. Bu anlamda siz sektörünüz özelinde söylüyorum tabii. Bu son birkaç yıldır Trump döneminden beri bir farklılaşma görüyor musunuz? Yoksa her şey olduğu gibi devam ediyor mu? Aslında tabii bu önlemler devam etse de özellikle pandemi döneminde Çin'in çok akıllıca bir atağı oldu. EV dediğimiz elektrikli araçlar konusunda çok ciddi bir atak yaptı. Ve dünyanın %70'ini şu anda Çin üretiyor. %70 elektrikli araç üretimi Çin'den gidiyor. Ve çoğu arkadaşımıza Tesla'nın üretim adetinin 2,5 milyonu geçtiğini söylediğim zaman şaşırıyorlar. Çünkü Tesla burada işte mega da değil giga fabrikalarından yapmış olduğu üretimle dünyaya gerçekten ciddi şekilde bir servis veriyor elektrikli araçlarda. Elektrikli araç neden önemli? Bizim sektörümüz olan kimyasal sektöründen tutun işte plastikler onun içerisinde kullanılan çipler ki çip çok ciddi krizlere zaten maruz kaldı geçtiğimiz yıllarda baktığım zaman hemen hemen çoğu sektörü içine alan bir sektörden bahsediyoruz, otomotiv sektörü.
Bu yönüyle Çin'in her ne kadar engellemeler olsa da bu kadar hızlı şekilde geriye düşmeyeceğini görüyoruz. Ama çoğu dünya ülkesinin, çoğu dünyadaki ithalatçının bu konuda bir ders aldığını da görüyoruz. Çünkü ani bir rota değişikliği mümkün olmuyor. Bu konuda alternatiflerin daha fazla olması açısından Türkiye aslında bu konuda avantajlı. Maliyet açısından değil ama üretimsel açıdan, çeşitliliği açısından çok daha iyi. Bir de Çin'in siz de program süreci içerisinde tabii yeşil ekonomiye değindiniz. Bu konuda da Türkiye biraz daha atak olmak zorunda kalacak. Çünkü Avrupa Birliği ile yapmış olduğu anlaşmalar dahilinde baktığımız zaman etki altında kalacak ilk üç ülkeden bir tanesi. Karbon ticareti olsun, sınırda karbon uygulamaları olsun ve üretim alanında gördüğümüz özellikle işte alüminyum üretimi, çelik üretimi, bir taraftan çimento olsun, gübre olsun, bu tip ürünlerin şu anda Avrupa Birliği'nde sınırda karbon uygulamasına birebir maruz kaldığını görüyoruz ve diğer sektörlerde aşama aşama geliyor. Her firma ki bizim firmamızda özellikle sıfır karbon konusunda çok ciddi uygulamalara tabi olmaya başladı. Avrupa Birliği'ne herhangi bir ürün göndereceğiniz zaman fiyatınız ne kadar uygun olursa olsun fiyatınızdan öte regülasyonlara uyup uymadığınız belli oluyor. Şimdi spesifik bir regülasyonu sorayım. Evet. Hatırlarsanız sizinle daha önce de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Evet. O zaman sektör hazırlığını büyük oranda tamamladı ama idarenin adım atmasını bekliyoruz dediğinizi hatırlıyorum. Evet. Yanlışsam düzeltin. Evet, şundan bahsediyorum. Gıdayla temas edecek ambalajlarda geri dönüşümün zorunlu hale gelmesi. Doğru. İşte bu sizin sektörü yakından ilgilendiren bir mesele. Bilmiyorum. Var mı bir gelişme orada? Maalesef bu konuda çok fazla bir gelişme olmadı. Her ne kadar Avrupa Birliği'nin uygulamaları çok hızlı şekilde devam ediyor olsa da özellikle kullanmış olduğumuz plastiklerde, gıda ile temas eden plastiklerden yoğun olan ürün grubuna bakıyoruz. Özellikle polipropilen ve polistiren. Bu iki ham madde grubunda baktığımız zaman geriye dönüştürme oranı belli bir aşamada. Her ne kadar geriye dönüştürmüş olsak da geriye dönüştürülmüş plastiklerin halen gıdaya uygun olabilir şekilde dönüştürülmesi ayrı bir kabiliyet. Şimdi evimizde dönüştürmüş olduğumuz bütün o atık ambalajları kapımızın önüne koyduktan sonra maalesef sistem orada bozuluyor. Koymuş olduğumuz herhangi bir plastik ambalaj yine gıdaya uygun olabilecek şekilde tesislere taşınmıyor. Gelen araçlar işte camı, kağıdı, plastikleri hepsini aynı anda karıştırıyor. Bakıyorsunuz bazı plastiklerin içerisinde halen gıda artıkları oluyor. Bu sefer polimerin bozulmasına sebep oluyor. Güneşin karşısında o kalan herhangi bir plastik bir anda polimer bozulumlara maruz kalıyor. Baktığımız zaman bu konularda bütün kurumların, belediyelerden tutun, bütün bakanlıklara kadar bu konuda ayrı bir organizasyon yapmasında büyük fayda var. Ve bu konuda Avrupa Birliği artık üretimlerde %30 oranında geriye dönüştürülmüş olma şartı aramaya başladı. Ama ülkemizde bu tip plastiklere ulaşım çok zor ve geriye dönüştürülmüş yüzde ama... Yüzde kaç seviyesinde mesela bizde bu kapsamı karşılayan? Sadece PET ambalajlarda burada ciddi bir yüksek oran var. Ama diğer ürünlerde %1 dahi değil. Bu üzücü bir rakam aslında. Ama gelecek dönemlerde çok daha hızlı şekilde gelişmesini bekliyoruz. Beklemek zorundayız. Çünkü diğer türlü ihracat yapma şansı kalmayacak firmaların. Hali hazırda bir kayıp var mı? Çünkü uygulama hayata geçti. Dolayısıyla evet. Şirketleri nasıl etkiliyor? Şu anda gönüllülük esasında tabi olduğu için doğrudan yaptırım çok daha ağırlaşmadı. Ama gelecek yıllarda bunun ağırlaşmasıyla beraber o zaman o kayıpları görmeye başlayacağız. Burada şuna da özellikle değinmek istiyorum. Yurt dışından ithal edilen geriye dönüşülmüş plastiklerde de bizim çok ciddi yasaklarımız var. Öyle mi? Yani biz herhangi bir şekilde, örneğin Bulgaristan diyelim, bir örnek verelim. Bulgaristan'da bu sistemi kurmuş olan ve bu tip geriye dönüşmüş plastikleri Türkiye'ye verme çabasında olan bir firma Türkiye'ye satamıyor.
satabilmesi için bir taraftan kanunlarda da ayrıca düzenleme yapılması gerekiyor. Kendi regülasyonlarımız kendi nedeniyle regülasyonlarımız. Satamıyor. Evet. Hmm. Çünkü geriye dönüştürülmüş plastiklerin tabii bu biraz da lobicilik diyorum buna. Türkiye'deki üreticiler de belirli bir süreç içerisinde sürekli lobi yaptılar. Yurt dışından gelen plastikler tehlikelidir, kanserojendir, çok işte sağlığa zararlıdır diyerekten bu şekilde bir hükümete sürekli baskı yapmasından dolayı bu tip engellemeler oldu. Fakat gelecek yıllarda artık ya kendi geriye dönüştürülmüş plastiklerimizi üretmek zorundayız. Eğer üretemiyorsak da yurt dışından getirmek zorundayız. Ya burada herhangi bir artık yasaklamayla da karşı karşıya kalmamamız lazım. Bir üreticiden örnek vereyim. İhracat Birliği Başkanlığı döneminde karşıma çıkmıştı böyle bir durum. Bursa'da tampon üreticisi %30 mecburi kullanmak zorunda olduğu plastikleri Türkiye'de bulamadığı için yurt dışından getiriyordu. Ve yurt dışından getirdiği plastiklerde geriye dönüştürülmüş plastik olarak getiremiyordu. Getiplerinde yani gümrük tarife pozisyonlarında değişiklik yapılmasını istiyordu. Ve burada işte compound adı altında geriye dönüştürülmüş isimden kaçarak farklı isimlerle yanıltıcı şekilde getirmek zorunda kalıyordu. Eğer bunu bu şekilde getirmemiş olduğunda da bu şekilde Avrupa Birliği'nde ki ciddi markalar üretim yapan bir firmaydı. Bu üretimi yapamaz hale gelmiş olduğunu belirtiyordu. Bunun gibi Avrupa Birliği'nin artık çok daha ağırlaştırmış olduğu bir taraftan zorunlulukların karşısında Türk üreticileri de Türkiye'deki regülasyonların bu şekilde gevşetilmesi gerektiğine bir taraftan taraftar. Bu konuda herhalde gelecek senelerde de oldukça hızlı şekilde değişimleri hep beraber göreceğiz. Murat Akgüz çok çok teşekkürler. Bize sektörün detaylarına, sektördeki gündeme ilişkin detaylı bilgiler verdiğiniz için çok sağ olun. Burada noktalıyoruz 60 dakikayı. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. İyi akşamlar.